Çok değerli bir hocamız var stüdyomuzda. Günaydın doktorda. Kalp damar cerrahisi ve yara bakımı uzmanı doçent doktor Emre Özker. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu yara konusu çok ilginç bir konu gerçekten. Değişik bilgiler vereceksiniz bize diye düşünüyorum. Evet, yara. Şimdi yaraları açalım mı? Ne tür yaralarımız var? Açmayın hocam. Açalım. Şimdi benim özellikle ilgilendiğim aslında kronik yaralar. Yani iyileşmeyen yaralar. Aslında tanımı artık yurt dışında öyle yapılıyor. İyileşmeyen yara diye. Çünkü neden iyileşmesin ki yara? Neden iyileşmiyor? Yaranın aslında bir matematiği var. Bu matematikte bir yerde herhangi bir sebepten dolayı bozukluk çıktığı ana itibaren yara o aşamada takılıyor. Benim gibi yarayla uğraşan uzmanların, hekimlerin, bu işin eğitim almış hemşehrilerin yaptığı şey takıldığı yeri bulup, sebebini bulup, o sebebe müdahale edip, o dönemde de yarayı uygun bir hale getirecek bir pansuman tedavisi yapıp, yarayı kaldığı yerden normal iyileştirme sisteme tekrar döndürmek. Aslında vücut kendisi iyileştiriyor. Biz ona destek oluyoruz. Biraz böyle yolunu kaybettiği zaman yolunu bulmasına yardımcı oluyoruz. Kronik yaralar bizim uğraştığımız esas. 4-6 hafta arasında kendinden iyileşmeyen yaralara kronik yara deniyor. Yani hemen birilerinin panik olmaması lazım. Bazen çok oluyor. Diyabetik ayak hastaları aslında iyi yapıyorlar. Hemen panikle geliyorlar. İşte yaram var geçmiyor. Zaman küçük oldu? Küçük bir yara olduğu zaman bile büyüyor ve iyileşmiyor. İnsanlar panik yapmak o anlamda biraz kendilerince haklılar. Bence haklılar ve bazı hastalar olmalı da panik olmalı. Yani şeker hastaları gibi, diyabet hastaları olmalı. Ama biz ne diyoruz? Sakinleşiyoruz bir dakika. Daha işler yolunda. İşte 4-6 hafta geçtiği zaman evet bunda bir problem var deyip buluyoruz. Bu şeker hastalığının sahip olduğu diyabetik ayak yaraları olabiliyor. Atar damar tıkanıklığına bağlı yaralar olabiliyor. Toplar damar, hani varise bağlı yaralar olabiliyor. Bir de artık nüfus yaşlanıyor, dünya nüfusu. Ve de yaşandıkça bununla ilgili sıkıntılar artıyor. Hastalar biraz daha hareketsizleşiyorlar. Bazı komplikasyonlar, beyin fonksiyonlarında bozukluklar olabiliyor. Yatakla daha fazla haşır neşir oluyorlar, yatağa bağlı oluyorlar. Onlarda da yatak yarası dediğimiz yaralar çıkıyor. İşte bizim tanımımıza giren kronik yaralar bu yaralar. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. İlla beynine bir pıhtı atıp da felç olması değil. Ayağı bile kırılsa, ki bu lafı birçok insandan duydum. Ya 70 yaşına kadar babam, annem çok sağlıklıydı veya 75 yaşına kadar hatta 40 yaşında gibi her yere gidiyordu, kendi işini yapıyordu ama ayağı kırıldıktan sonra veya kalçası kırıldı, ondan sonra yatakta bir yarası da çıktı, iflah olmadı, ondan sonra da Allah rahmet eylesin. Hani bu lafı çok duydum. O yatak yarası aslında o kadar korkulan bir olay ki, ben beyin cerrahisi pratiğimde de çok gördüm. Yani beyinden ameliyat etmişiz veya omurgadan travma sonucu bir problem yaşamış, yatağa maruz kalmış, yatakta belli bir süre ya da ömür boyu kalmış olan insanların sonuna yaklaştıran en önemli nedenlerinden biri bu yatak yaraları. Şimdi kalp damar cerrahisi uzmanı olarak ve doçent olarak ya bu işin neresindesiniz, bir açıklar mısınız? Ben sonuçta bu işi başına düşen tabii ki bir hemşire ve bir gerekirse plastik cerrahlar yarayla bakar, ortopedistler bakardı falan ama kalp damar cerrahı olarak ilk defa sizin bu işi bir profesyonel olarak ele aldığınızı görüyorum. Şimdi ülkemizde bazı şeyler başka türlü yapılıyor. Benim yaraya başlama hikayem de buna çok benziyor ama yurt dışından başlayalım. En çok yaralar insanoğlunda ayağa kalktığımız için aslında bacaklarda gözüküyor. Sistem daha adapte olamadı. Yaklaşık bu kronik yaraların %50'si bacaklarda. Bacaklardaki yaraların %50'si de damarsal problemlerden başlıyor. O yüzden yurt dışında bu işi yapan hekimlerin karşısına illaki diyabetik ayak, bir damar tıkanıklığına, atar damar tıkanıklığına bağlı yara, toplar damar hastalığına bağlı bir yara geçiyor ve o zaman başlamışlar, demişler ki biz ekip kuralım. Ekibin ana oyuncularından bir tanesi de tabii ki damar cerrahları. Benim kalp damar cerrahı olarak bu işe Türkiye'deki başrolü kapmamın nedeni bu oldu diyorsunuz. Yani öyle demeyeyim de yani benim de bu işe girme sebebim aynı benzer hikaye. Evet. Yani bize hakikaten insanlar geliyor, bacaklarında ülserler. Niye geldin? İşte hocam plastik cerrahı gittim. Bunu damar cerrahı görmesi lazım dedi. Bir şeyler yaptı, gönderdi. Ya da başka birisi genel cerrahiye, ortopediye. Ama sonuçta dönüyorlar, dolaşıyorlar, bir damar cerrahının fikrini alıyorlar. Evet. Ben de o zaman bir şey yapmak istiyorum o hastaya. Yani hepimiz ne yapacağımızı bilemiyor haldeydik. Ama sonradan öğrendik ki aslında bunun bir sistematiği var. Yani batılı ülkeler bu yaralara nasıl yaklaşılması gerektiğini,
nasıl bir ekip olması, ekiplerin kimlerden oluşması gerektiğini, her ekip oyuncusunun görevinin ne olduğunu çok iyi tanımlamışlar. Bu arada hemen bir parantez açalım. İzleyicilerimiz Emre Bey'i tanımıyor olabilirler. Bence tanısınlar çünkü Türkiye'deki ilk yara polikliniğini açan kişi. Evet. Doktor olarak başında. Doktor olarak başında tabii. Başında tabii. Doktor olarak. Yani bu çok önemli bir şey. Yani üzerimizden o kadar büyük bir yük aldınız ki şu anda. Yani biz cerrahlar olarak bir yükümüz var. Bir de hasta yakınları olarak da şimdi izleyicilerimiz böyle bir hastayla karşı karşıya kaldıysa bana hak verecektir. Gerçekten yarayla karşı karşıya kalan ve hasta yakınını da ona maruz bırakan dehşete düşüren bir sürü olay zinciri vardır yarada. Kokusundan enfeksiyonuna ve ölüme kadar götüren bir olay zinciri. Ne yapıyoruz peki? Ben çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi diğer meslektaşlarıma şunu söyleyeyim. Tanıştığım, gittiğim her hastanede bakın ben yarayla uğraşıyorum. Her türlü yara. Yani sadece lütfen damar olarak düşünmeyin, damara bağlı yara. Buradaki amacım her zaman yarayı iyileştirmek değil. Bana diyorum ki kanserli hasta da gönderebilirsiniz. İno, operasyon düşünülmeyen, artık her tarafa yayılmış, deriden çıkmış, kötü kokan, gencecik insanlarımız var böyle. Ve bu insanlar yakınlarına yaklaşmaktan utanıyorlar. Kokusundan, enfeksiyonundan zaten immün sistemleri, bağışıklık sistemleri zayıf. Oradaki küçük bir mikrop alması hemen genel durumunu bozuyor. Belki de hayatının geri kalan kısmının kalitesini çok bozuyor. Diyorum ki bana o hastaları da gönderin. Çünkü öyle şeyler kullanıyoruz ki biz şu anda. Bir takım yara bakım örtüleri var. O kokuyu alıyor. O enfeksiyonu azaltıyor. Hastanın o görüntüsünü kapatabiliyoruz, kamufle edebiliyoruz. 6 gün kalıyor belki. Sık pansuma ihtiyacı da yok. O zaman hasta daha özgüvenle, daha mutlulukla yakınların yanına giriyor, çıkabiliyor, topluma hayata tekrar karışabiliyor. Bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Hadi yürüyerek gelebilen yaralardan bahsederken kolay da ya evinden kalkamayanlar için ne yapıyoruz? Onlar için de biz bunu bir hizmeti öyle bir tanımladık ki sadece poliklinik değil, bunu biz klinik gibi tanımladık. Yani bir klinik ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Ne demek? Yatan hastayı da kabul ediyoruz. Sadece yara için hasta da yatırıyoruz. Orada akut halde o hastanın genel durumu toplayabilecek genel tababetçi işlerini yapıyoruz. Yani enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Hasta yakınlarını ya da bakıcısını orada bilgilendiriyoruz. Nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Kendimiz o ara debride edilecek ölü dokuları vesaire temizliyoruz. Yarayı belli bir dış taraftan bakılabilecek, evde bakılabilecek hale getiriyoruz. O ara ekibimizin elemanları var. Eve gidip evde yara bakımı yapıyorlar. Yani illa bunu siz yapacaksınız diye önlerine koymuyoruz. Hayır, arzu ediyorsanız gelip evde de yapabiliriz diye bir ekibimiz var ayrıca. Çok önemli. Hastanın yakını sonuçta yara bakımı konusunda profesyonel olmak zorunda değil, olmayabilir. Bakamıyor bile insanlar. Ben bakamam mesela yaraya. O yüzden hani böyle bir açık çok büyük oranda var. Devletimiz de bununla ilgili bir takım şeyler yapmak planında, onu biliyoruz. Süper. Biz de kendi şeyimizde, çapamızda, çevremizde bunu başlattık. Evet, gerçekten çok güzel. Diyabetik ayak çok önemli. Diyabetik ayak, yani biz hep şey aldatırız. Tıp literatüründeki ilk tanışmam zaten bir hastanın, diyabet hastasının ayağına giren bir çakıl taşıyla bütün gün yürüyerek ayağını parçalaması ve akşam çıktığında ayakkabıdan kanlar içerisinde parmağının veya ayağının yaralanması diye anlatılırdı. Belki literatürde hatırlarsınız öğrencilik döneminde. Ben dedim ki ya bir insan nasıl onu fark etmez? Evet, şeker onu zaten fark etmesini engelliyor, sinir sistemini öldürüyor. Burada peki siz nasıl devreye giriyorsunuz, neler yapıyorsunuz diyabetik ayaklarda? Hemen öyle küçük bir şey söyleyeceğim. Biz düz ayak filmi çektiririz. Orada içeride çivileri görüyoruz. Çiviyle geziyor. Haberi yok. Haberi yok. Yani o kadar ciddi. Biz ne yapıyoruz? Şimdi diyabetik ayak sizin de bahsettiğiniz gibi aslında iki komponentten oluşuyor. Bir tanesi sinir harabiyeti, bir tanesi damar harabiyeti. Bu ikisi de birbiriyle ilişkili. Sonuçta ayakta bir deformasyon var. Hissetmeyen, anatomik yapısı değişmiş bir ayak var. Sinir harabet deyince insanlar sadece şey algılıyorlar, hissetmemeyi. Hayır, o sensöryel nöropatisi yani 3 tane nöropatisi var. Otonom nöropatisi var, ayak terlemiyor mesela, kuru. O kuruluklar derin çatlaklara yol açıyor. O çatlaklar iyice derinleşiyor ve oradan giren bir mikroorganizma, bir bakteri, bir mantar, her neyse orada bir enfeksiyon yaptığı zaman biz bunu hissediyorken normal bireyler, onlar hissetmediği için yara derinden ve içeriden enfekte olarak başlıyor. Onun dışında bir de motor nöropatisi var ki ayaktaki kaslara hükmeden sinirler onlar. Bunlarda bir dengesizlik var. Bazı bu motor nöropati öldüğü zaman o sinir ayağın belli kasları eriyor, belli kasları erimiyor. Halbuki ayağı belli bir anatomik pozisyonda tutan bu kaslar bir kısmı güçsüzleşince
ayak otomatik olarak güçlünün tarafına doğru çekilmeye başlıyor. Hmm. Pençe ayak deformitesi oluyor. Oluyor ne oluyor? Bu sefer yeni noktalarla basıyor ayak. O yeni noktalarla basınca vücudumuz çok uyanık. Diyor ki ben bir şey yapmalıyım. Bunun yara açılmasını engellemeliyim. Oradaki keratin dokuyu arttırarak, cildi kalınlaştırarak orada nasırlar oluşturuyor. Ki orası zarar görmesin diye. İşte o nasırlar sizin az önce bahsettiğiniz ayağa giymiş çakıl taşları. İşte. Çünkü o bastıkça içeri doğru bası büyüyor. Gitgide oyuluyor orası tabiri caizse. Ve siz kaldırdığınız zaman kocaman bir yara görüyorsunuz. O yüzden şeker hastalığına bütüncül olarak yaklaşmak lazım. Diyabetik ayağa bütüncül yaklaşmak lazım. Yani nöropatiyle uğraşırken anatomisiyle de uğraşmak lazım. Vasküloplastiyle uğraşmak lazım. Kuruluğuyla uğraşmak ne lazım. Ne çok detayı varmış hocam. Ve bu bir ekip işi. Bunun bir algoritması da var. Yani bir geldi, şunu yapacağız, iki yapacağız, bunu yapacağız, üç yapacağız. Yani herkes, aa ben işte plastik cerrahım, ben burayı bir flap çevireyim, bir graf yapayım, temizleyeyim değil. Ben bir ortopedistim, bunu kesip atayım değil. Ben bir damar cerrahıyım, buraya bir damar tekrar bir kanlandırayım değil. Herkes taşın altına elini koyacak. Şekerini kontrol edeceğiz. Çünkü bu hastalarda şeker düzeyini kontrol etmezsek enfeksiyonları engelleyemiyoruz. Damar problemini düzeltemiyoruz. Yeni enfeksiyon geçmesini de engelleyemiyoruz. Peki tamam. O yaralar geçiyor mu? Geçiyor. İşin en güzel yanı bu zaten. O yatak yaralarıyla başa çıkmak kolay değil ama mümkün. Mümkün. En azından geçmesi güzel. Biz Amerika'yı tekrar keşfetmedik. Yani böyle bir şey yaparken ya da ben bununla uğraşırken böyle yapayım, deneyeyim, olmadı bunu yapayım değil. Bunun hakikaten bir kılavuzu var. Ne yapılacaklar ve onlarla %60-70 başarıdan bahsediyor Anglo-Sakson literatürü. Hı hı. Yani kronik yaraların %60-70'inin doğru tedaviyle iyileşebileceğini söylüyor. Bu benim kliniğimde de buna yakın rakamlar. Ben de bu rakamları görebiliyorum. Ki hani birçok yeni oyuncu var bu alanda. Benim arkadaşlarım işte ortopedistler. Onları böyle zorla çekerek hadi siz de şöyle yapın. Tam bir takım oyunu yani. Evet ve biz de bu başarıları yakalamaya başladık. O yüzden mümkün. Gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Evet. Ümit verici bilgiler verdik izleyicilerimize. Ağzınıza sağlık gerçekten. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Doçent Doktor Emre Özker bizlerleydi. Çok güzel bilgiler aldık. Efendim güzel haberler vermeye devam edeceğiz değil mi? Evet, hem de tüm hızımızla.